Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir Tarımda Bir Umut programına daha hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Elimizden geldiğince Türk çiftçisinin sesi olmaya, Çiftçi TV ekranlarında devam etmeye gayret gösteriyoruz. Sektörün en iyi isimleriyle yine çiftçimiz adına konuşuyor, sohbetler ediyor, merak ettiğimiz soruları yönlendiriyor ve ufuk açıcı bilgileri, geleceğe yönelik projeksiyonlarını almaya gayret gösteriyoruz. Bu hafta da aynı şeyi yapacağız. İlk konuğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yeni seçilen Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş olacak. Sektör tabi Sayın Karakuş'u yakinen tanıyor çünkü yıllardır Türkiye Yem Sanayicileri Birliği'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor Sayın Başkan'a öncelikle hayırlı olsun diyoruz ve ilk olarak sorumuzu yöneltiyoruz efendim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin e, Tarım Meclisinin gündeminde. Yeni dönemde neler olacak? Meclis'in görevleri neler? Bundan sonra sizin deneyiminizi de işin içerisine katarsak eğer hangi değişiklikleri neleri bekleyebiliriz? Türkiye odalar borsalar Birliği bünyesinde kurulmuş Türkiye Tarım Meclisi e, yıllardır devam ediyor. E, buna benzer bir sürü meclis de var. Bu meclislerin oluşturulmasındaki temel amaç STK'lar dediğimiz e, örgütlerin kamuyla köprüsünü sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmek. Türkiye'de güncel olarak neler oluyor, neler bitiyor? Sektörlerin neye ihtiyacı var? Kanunlardan, yönetmeliklerden ve talimatlardan kaynaklanan ne gibi sorunlar var? Piyasada neler oluyor, dünyada neler oluyor? Bunların eşgüdüm içerisinde çalışılıp, yoğrulup ilgili otoriteye bildirilmesidir sektör meclislerinin temel amaçlarından bir tanesi budur. Bunlardan bir tanesi de Tarım Meclisimiz idi. Arkadaşlarımız bizi başkanlığa layık gördüler. Vesileyle hepsine teşekkür ediyorum. emeği geçen Güngör Başkanımız var idi. Yıllardır başkanlığını yapıyor idi. Onun da başkanlığından dolayı yaptığı emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz niye bu Tarım Sektör Meclisi'ne aday olduk? Niye burada bulunmak istedik? Benim başka STK'larda da görevim var. Ancak Türkiye Odalar Borsalar Birliği çatı örgütümüzdür burada yapılan işlerde alınan kararlarda kamuyla eşgüdümün ne kadar önemli olduğunu içinde yaşayan birisi olarak biliyorum ben burada biz tarımcı olarak da hem mesleğimizi yapacağız hem yıllardır bu sektörün içerisindeyiz bilgi birikimimizi tarımdan hizmet bekleyen kişilere iletmek tarım sektörü içerisinde faaliyet gösteren işletmelerle birebir konuşup Bunların sorunlarını ilk elden aktif şekilde otoriteye bildirmek. Sayın Başkan tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Umarız bu zorlu görevi diğer görevleriniz gibi layıkıyla yerine getirirsiniz. Şimdi efendim hepimiz biliyoruz artık Mart ayının 15'inden itibaren konuklara yönelttiğimiz en önemli soruyu size de sormadan Geçemeyeceğiz. Bu da tabii ki pandemi süreci. Koronavirüs, yeni koronavirüs, Covid-19 her sektörü sarstı. Ee, tarım sektöründe de bir dizi değişiklik oldu. Sizce Türk tarım sektörü acaba bu süreçten özellikle ilk dönemleri değerlendirdiğinizde nasıl çıktı? Başarılı olabildi mi efendim? Şu geçtiğimiz 6 aylık süre içerisinde, Mart ayında Türkiye'nin tanıştığı ancak birkaç ay önce dünyayla buluşan Covid-19'la Türkiye'de yaşanan krizin dünyada da daha büyüğü yaşandı ve tarımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Aslında tarım, sanayi ve hizmetler sektörü dediğimiz üç ana sektör vardır. Tarım bunlardan tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de geliştikçe Tarım sektörünün toplam ekonomideki payı azalmakta. Biz bu azalışı önemsizleştirme şeklinde anladık. Aslında azalmanın temel felsefesi şudur. Yani tarım, tarım sanayi entegrasyonu daha sonra hizmetler sektörüne geçiştir. Biz bunu Türkiye'de yani son 40 yıldır biraz hızlı tükettik bu işi. Bunu neden söylüyorum? Tarım sektörü. Ee, önce sağlık çalışanlarımızın e, korunması ve tedavisiydi birinci öncelikli. İkincisi bu süreçte gıda arzının devamlılığı idi. Biz de tarım sektörü olarak çok şükür alnımızın akıyla yani sabah 4'te 5'te başlar soğuk zincir dağıtım. Ak sabah 8'de insanlar daha sokağa çıkmadan o dağıtım biter aslında. Böyle bir zincirdir gıda. Marketlerimizde büyük pazarlarda hiçbir ürünümüze e, yok demedik. Bunun bir altyapısı vardı. Özel sektörle birlikte gelişmiş e, özellikle hayvansal üretim, bitkisel üretim, bütün raflarda bütün ürünlerimiz var idi. Bunlara da biz e, e, nasıl söylemek gerekir? Büyük özveriyle yani sağlıkçılardan sonra gıdacılar büyük özveriyle bunlara tedarik etti ve verdi. Sayın Başkan özellikle piyasa, çarşı, pazar işi tamam bunu en iyi şekilde anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Başarılı bir süreci dünya ile kıyasladığımızda yönetebildik. Bu tabii söylediğimiz gibi işin piyasa tarafı. Peki üretim tarafında ne kadar başarılıyız? Bir de sadece Covid sürecini değil, bu seneyi de şöyle bir düşündüğümüzde özellikle rekolte beklentileri size tatminkar ve gerçekçi geldi mi? Bunu sormak istiyorum. Önemli konu başlıkları bunlar. Bir de tabii ki yani önümüzdeki dönemde Aman dediğiniz, önlem alınması gereken konular var mı diye de ekliyorum. Burada biz e, bitkisel üretimde e, görevimiz gıda arzının devamlılığı. Bizim görevimiz de burada kendi üstümüze düşen görev. E, şimdi iki ay önce işte hubat şeyine başladık e, hasadına, Güneydoğu'dan arpamızı başladık, buğdayımız başladı. Onlar bitti bitmek üzere sonuna geldik. Şimdi mısır, dün işte ilk hasat başladı. Ee, oradan sonra bu Kasım ayına kadar devam edecek. ikinci ürün girecek. Türkiye yıllar itibariyle ortalama serin iklim tahıllarında bir miktar düşüş de olsa e, resmi rakamlara yakın rakamlar buldu diyelim. Ancak bu resmi rakamların ne olduğu konusunda soru işaretlerimizin olduğunu da özellikle altını çizelim. Yani bizim rekoltelerimizin biraz e, kontrole ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bunu şuradan çıkarıyorum. Ben küçüklüğümde bir buğday arpa tarla, buğday tarlasına girdiğimde boyum kaybolurdu. Ben arkadaşımı göremezdim. 3 metre ilerideki gelişen teknolojiyle ıslahla birlikte tohum çeşitleri değiştirilmek suretiyle ismini söylemeyeyim tohum çeşitlerinin daha kısa boylu, daneye daha çok veren ürünler geliştirildi ve uncularımız doğal olarak bunlara yöneldi ve yönelmeye de devam ediyor. Bu ıslah çalışmaları da devam edecek. Buradan çıkan sonuç şudur. Biz daha önce neredeyse birebir aldığımız sapsaman dönüme aldığımız sapsaman oranı her geçen gün azalıyor. Yani neredeyse yarısından daha az. Üçte bir oranında sapsaman alabiliyoruz dönüme buğday tanesine göre. Bu demek oluyor ki biz milli de saman olduğunu düşünürsek eldeki imkansızlıklardan dolayı burada çeşitliliği de böyle devam edeceğini düşünürsek burada kabayem konusunda önlem almamızın şart olduğu kanaatindeyim. Bu üretim azlığını da dikkate alır isek ben biraz önce resmi rakamlara uyumluk derken burada bir nevi de ironi yapıyorum aslında. Yani bizim rakamlarımız bir miktar aşağıda olduğunu bilmemize fayda var bunu bize sap ve saman bariz şekilde belli edecek. Şu anda beklediğimiz üretimi alamıyoruz. Bunun da bilinmesinde fayda var. Sayın Başkan üretimle ilgili yorumlarınızı da aldık. Eleştirileriniz gerçekten kayda değerdi ve bütün açıklığıyla aslında söylediğiniz sorunları. Şimdi bunlar üretim tabii ki bir de işin maliyetleri var, piyasa düzeni var. Şimdi özellikle fiyatların oluşum sürecine şöyle bir baktığımızda Türkiye'de gerçekten ciddi anlamda hani arz ve talebin kesiştiği noktada fiyatların oluştuğunu söyleyebiliyor muyuz acaba? Bu da bence çok önemli bir nokta. Aynı zamanda tabii ki belki tam bu sırada değerlendirilmesi gereken bir başka konu konuda tam bu süreçte tarıma verilen destekler, hibeler. Bu hibeler, e, yerine gitti mi, memnun musunuz miktarından, veriliş biçiminden, e, tarım sektörüne yansıması nasıl oldu, e, bu konularda da yorumlarınızı rica ediyoruz. Arpa ve buğday da beklediğimizin üzerinde bir fiyat oluştu piyasada. Daha önceki programlarda söyledik, yani oyun kurucu, e, toprak mahsulleri ofisinin öncülüğünde devam eden bir piyasa düzeni vardı. Bu sene biraz o şaştı, değişik oyuncuların girmesiyle birlikte. E şimdi %8'le %9'la tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de finans yönünden rahatlatmak üzere piyasayı eee regüle eden kuruluşlarımız Merkez Bankamız ilgili bankalar düşük faizli krediler verdi. Ve bu sıkışan piyasanın açılmasıyla ilgili ama bu verilen paraların yatırıma istenen ölçüde gitmediğini görüyoruz. Yani burada ilk KGF dağıtıldığında ben hatırlıyorum bundan ilk parti dağıtılışta yatırıma gitsin diye verilen paraların yüzde altısı gitmişti ancak. E bu diğer finans kuruluşlarına gidince işte tüm dünyada şu anda 19 trilyon dolar fazla para var. Burada işte dünyada görüyoruz borsa, altın, gümüş, diğer değerli madenlerin fiyatları artıyor. Bu ihtiyacı olmayan insanlara gittiği için bu tür emtia borsalarında fiyatlar artıyor. Bunu söyleme nedenim şudur. Bu piyasaya parayı verilirken bu paranın nasıl kullanılacağı şeklinde de yani nasıl kullanılacağı konusunda da bir bildirimde bulunmak, bir koşul oluşturmak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'de de bu sene hububat fiyatları bu yüzden hedeflenenin %10 üstünde gerçekleşti. %10 üstünde dediğimiz hatta %15. 1275 lira hedef fiyatta gelen arpa, 1250'dir bizdeki Türkçesi. Tam 100 liraya yakın üzerinde bir fiyat farkı oluştu. Buğdayda da 1650 idi, işte 1750 lira oluştu. Şimdi 1325 lira mısır fiyatı açıklandı. Ben her zaman yıllardır şunu söylerim, arpa fiyatının uygun açıklanmasıyla birlikte bizim önce gıda, sonra yağlık daha sonra yemde kullanılması gereken mısırın bu sektörlerde kalması daha sonra bize gelmesini isteriz biz. Ama arpa fiyatının yükselt olmasından dolayı mısırın daha fazla rasyona gireceğini düşünüyorum. Ve bu mısırın da ilgili yerlerde yani özellikle nişasta sanayinde kullanılması gerekirken bize de geleceğini, bize gelirken fiyatlarında yükseleceğini öngörüyorum. Sayın Başkan tabi yıllardır Türkiye Yem Sanayicileri Birliği'nin de başkanlığını yapıyorsunuz. Son dönemde de ta aslında son dönemde demek de hani çok doğru değil. Uzun zamandan beri üreticimizin en çok şikayet ettiği konuların başında da yem maliyetleri geliyor. Bu nedenle çok kısaca Yem maliyetlerini etkileyen faktörler nelerdir? Sizi zorlayan etkenleri bir öğrenmek istiyorum. Gerçekten hani maliyetinin çok üzerinde faiz karlarla mı yem satılıyor? Ve ee, tabii ki bu fiyatların düşmesi için neler yapılmalı, hangi tedbirler alınmalı? Ee, tüm bunlar bence en başta hayvancılık yapan üreticimiz başta olmak üzere tarım sektörünün sizin ağzınızdan duymak istediği temel konu başlıkları arasında yer alıyor. Sizi dinliyoruz. Biz pahalıya alırsak pahalıya, ucuz alırsak ucuza veririz. Bunun bilinmesinde fayda var ve bu sorumlulukla ilgili otorite de yıllardır bir çaba sarf ediyor. Ve nispeten dünyaya fiyatları yaklaştırdık biz. Bunun asıl nihai amacı dahilde işleme rejimi dediğimiz rejimin nihayetlendirilmesiydi. Ancak bu yıl bundan saptık. Şimdi Türkiye'nin enflasyon hedefi %10'un altında. Resmi hedefimiz budur. Ama daha biz başlangıçta hububat fiyatlarını %10 üzerinde şekillendirdiğimiz zaman biz yenik başlıyoruz maça. Bunun da öngörülmesi lazım makro hedef yoksa hiç kimse çiftçinin üretiminden para kazanmamasını kazanmasın diyemez. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu dengelerin oluşması lazım. Maliyetler var. Maliyetlerin karşısında üretim rakamları var. Üretim rakamlarından sonra da bu insanların kar etmesi lazım ki seneye bu üretime devam edebilsin. Burada üretimin ne olacağı konusunda da yıllardır devam eden istatistik çalışmalar var. Bizler işte son 20 yılda hububat üretimi %16 civarında artmış. Yağlı tohumlar %70 civarında artmış ama yem üretimimiz bizim %350 artmış. E bunu kapatmak için de biz ithalat yapmak durumunda kalıyoruz. ve 9-10 milyon hatta 12 milyon ton civarında ham madde ithal ediyoruz. Bunu ederken biz getirdiğimiz ürünlerin yüzde, daha doğrusu tonaj olarak söylemem gerekirse 3.2 milyon ton soya fasulyesi getiriyoruz. 3.5 milyon ton civarında mısır getiriyoruz. İşte gelen buğday un sektörüne gidiyor. Onu hiç söylemiyorum. 9.5 milyon ton civarında. Ee, onun haricinde ayçiçek tohum küspesi getiriyoruz. Kepek getiriyoruz. Dolgu maddesi getiriyoruz. İşte vitaminler, mineraller, premiksler var. Bunlara da 3.5 milyar dolar civarında bir para ödüyoruz. Ve dolarla boşlanıyoruz. Ve biz şu anda Borsadan yani Chicago borsasında işlem gören kağıtlarda ta 2 mayının kasım ayının kağıtlarını alıyoruz. Yani biz 5-6 ay önceden pozisyon alıyoruz. Bunları da Türkiye'de yem üretiminin kesintiye uğramaması için e, sorumlu bir sektör olarak bunları yapmak durumundayız. Sayın Başkan, sektörü yakinen takip edenler biliyor, transgenik ürünleri de kullanıyorsunuz ve bu konuda özellikle mevzuatlardan ve sürelerden kaynaklanan önemli sorunlar da var efendim. Bunları da izleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyoruz. Şimdi bu getirdiğimiz ürünlerin de üçte ikisinin transgenik olduğunu bilmekte fayda var. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bu yıl sonunda bazı izinli ürünler, transgenik ürünler süreleri bitiyor. Bu süreleri biten ürünlerin yenilenmesi lazım. Yenilenmesiyle ilgili kanundan ve yönetmelikten kaynaklanan bazı sıkıntılar oluştu. 10 yıllık süre içerisinde bizim üyelerimizin bundan dolayı, bu kanun uygulamasından dolayı çok büyük mağduriyetler yaşadığını biliyoruz. Ve biz bunun böyle gitmemesi için gerekli yerleri ikaz ediyoruz. Bunların değiştirilmesi gereken maddeleri var. İlgili otoriteyi yazılı ve sözlü olarak e, bilgilendiriyoruz. Şunları yapar isek gen sahipleri başvuracak. Başka türlü gelmiyorlar. E Bizde şimdi yaklaşık 7-8 milyon tona denk gelen bir üretimden bahsediyorum. Bugünden yarına bunu kapatmamız mümkün değil. Hem, hem çoğu yal tohumlar ve baklagiller olduğunu düşünürsek e, ve Türkiye'de aynı ekim nöbetinde ekilen ürünler yani mısır, ayçiçek, soya gibi bunlar hem birbirinin rakibi hem aynı dönemde ekilen ürünler. Bunları bugünden yarına kapatmamız pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Tüm dünyada ve Avrupa Birliği'nde olduğu gibi bu ürünlerin kullanımı ile ilgili kanun, yönetmelik, talimat her neyse bunların uygulanması ve uygulanabilir olması lazım. Türkiye'deki mevcut kanun bunun uygulanabilir olmadığını gösterdi bize. Çünkü kanun önünde biz çaresiz kalıyoruz. Konuyu bilmeyen, ne yaptığını daha doğrusu konuyu bilmeyen derken, Haksızlık da etmiş olmayalım. Yani bir yargı sistemindeki bir savcı, bir hakim e, transgenik ürün konusunda detay bilgi sahibi olması elbet gerekmiyor. İhtisas mahkemeden hemen kuralım demek bu cümle olarak kolay çıkıyor ama bunlar e, kolay olmuyor. Ama mevcut haliyle bunun karar vericiler ve karar alıcılar ve uygulacılar tarafından sürdürülebilirliği kalmadı. Bu konuyla ilgili de çok yakın zamanda ziyarette bulunduk. ilgili genel müdürler, ilgili bakan yardımcısı ve bakan bir toplantı yapıp icabında e, sağlık ve gıda politikalar kurulumuza Cumhurbaşkanlığına bilgi vermek üzere altyapı hazırlayacağız. Sayın Başkan bir nokta daha var tabii ki biraz daha küresel ölçeğe çıkarsak aslında e, koronavirüs pandemi süreci bir de e, ekonomik düzenlerin tekrar sorgulanmasını da gündeme getirdi. Yani e, kapitalist sistem bitiyor mu? Serbest piyasa düzeninden vaz mı geçiyoruz? Daha devletçi bir e, modele mi ...dünya geçecek tartışmaları. Geçtiğimiz aylarda çok yapıldı. Biz de konuklarımıza... E, ...bu konuları hep sorduk. Herkesin tabii kendine göre bir fikri... E, ...bir görüşü var. Karma ekonomiyi savunanlar var. Daha devletçi bir yapıyı özellikle bir geçiş döneminde... E, ...devletçi yapının... ...hüküm sürmesini sonra yavaş yavaş... E, ...tekrar karma ekonomi ve serbest... ...piyasaya geçilmesini e, savunanlar var. Devletin müdahalesinin... ...çok daha etkin olmasını söyleyen... ...isimler oldu. Bu konuda sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Örneğin yem sektöründen hareketle mesela örneklendirirseniz belki hem bizler hem de çok değerli izleyicilerimiz için daha faydalı bir açıklama olur diye düşünüyorum. Geldiğimiz süreçte yem sektörü diğer sektörlere göre daha dinamik, yüksek üretim artışlarıyla devam eden ve soluksuz 20 yıldır büyüyen bir sektördür. Yem sektörünün büyümesi aslında şöyle okunmalı. Türkiye bitkisel tüketimli toplumdan hayvansal tüketimli topluma geçiyor. Bu tüm gelişmiş ülkelerin geçirdiği evrimdir. Ve hayvansal proteinli kaynağa geçiş içinde ölçü yem üretiminin artışıdır. Biz burada Türkiye uzun yıllar ortalamasına baktığımızda iyi yolda devam etmektedir. Şimdi Türkiye yani kurucu iradeye şükranlarımızı belirterek, devam ederek bu nasıl kurulduğunu kitaplardan okuyarak duyguyla okuyoruz, anlıyoruz. Burada Türkiye başlangıçta devlet, kamu eliyle büyümeye karar vermiş ve bu isabetli kararını yıllarca devam ettirmiş. Sermayesi olmayan, ekonomik olarak artıları bulunmayan toplumumuza daha sonra kamu öncülüğüyle iş alanları açılmış... Sonra içerisinden sermayedarlar çıkarılmaya çalışılmış. Ve bu da Türkiye'de belli bir olgunluğa geldiği düşünülerek 1980 yılındaki 83 yılında serbest pazar ekonomisine geçmiş. Şimdi Türkiye'nin bu önümüzdeki dönemde yapması gereken işlerle ilgili benim düzenli olarak yem, Türkiye Yem Sanayicileri Birliğimizin yayınladığı dergi vardır. Yem Magazin diye. Şimdi biz şu dergiyi size müsaadenizle göstereyim. Biz bunu bu hafta dağıtmaya başlıyoruz. Burada serbest pazar ekonomisi mi, karma ekonomi mi diye düşünen yatırımcının en sonunda yatırım yapmalı mıyım diye soru işareti var. Bu insanların buna anlayış göstermesi lazım. Bu sorunun kafadan atılması lazım. Ne demek istiyorum? Şimdi 1900 yani kitlere düşündükçe kitlerle büyümüş Türkiye. Ama Türkiye tam 40 yıl önce demiş ki bu artık durduğu serbest piyasa ekonomisine geçiyoruz. Serbest piyasa ekonomisi demek şudur. Siz buna katılıyor olabilirsiniz, katılmıyor olabilirsiniz. Ancak biz sanayici, yatırımcı olarak bu sistemin haricinde bir sistemde yürüme şansımız yoktur. Türkiye makro anlamda bir hedef koymuşsa biz de o çerçevede yatırımlarımızı, önceliklerimizi belirleyeceğiz. Buna uygun ekonomik modelle sürdüreceğiz. Türkiye bunun serbest pazar ekonomisiyle birlikte büyümüş, öne çıkmış, marka olmuş birçok şirketimiz var bizim. Başarılı olan var, olmayan var, olamayan var, çabalayan var, devam eden insanlar var. Bunlar Türkiye'nin dinamik güçleri. Şimdi serbest pazar dediğimizde şöyle ayrışıyor iş. Her sistemde dört tane ana faktör vardır. Emek, bir emek, iki sermaye, üç doğal kaynaklar, dört de girişimci güç. İşte bu dördüncü girişimci gücün ne olduğuna Türkiye demiş ki serbest pazar olacak artık. Devletçi modeli, devlet öncülüğüyle yapılan modeli artık yavaş yavaş geçiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle ee, karma ekonomi adı altında, kamunun piyasayı regüle etme amacıyla, ve sosyal sorumluluk projeleri adı altında denilerek piyasayı, şahsi kanaatimdir bu, biraz ürküttüğü kanaatindeyim. Neden ürkütüyor? İşte biraz önce söyledim. Hubbat fiyatları e, Toprak Masihler Ofisi'nin yıllardır sürdürdüğü emeği biz bir anda 3-4 yıl geri yattık. Piyasa fiyatlarını %10-15 üstünde tutarak burada e, bir mağduriyet yaratıldı. Kim adına? Tüketici adına. Ben şimdi bu batı yüzde on pahalı alırsam yüzde on beş pahalı yem satacağım. Bu da tüketicinin sırtından çıkacak. Bu girişimci gücün ne olduğu konusunda kafamızın şeffaf olması lazım. Kamunun yıllardır söylediğim gibi düzenleyici ve denetleyici düzenleyici ve denetleyici rolünün daha ağırlıkla ele alınması ve yaptırım gücü daha fazla olması lazım. Ticaret işini özel sektöre, ticaret erbabına bırakılması benim yıllardır, yani 35 yıllık tecrübemle ticaretin özel sektör tarafından yapılması daha doğrudur. Daha sonuç verir ve nasıl söyleyeyim yani bu daha efektiftir. Daha karlı olur. Daha işini iyi görür. Yani bir esnaf dükkanını açtığında herkesten daha iyi bilir kendi dükkanının halini. Bir yemci, bir uncu, bir makarnacı, bir besici, tavukçu, yumurtacı kendi sektörünü, kendi yaptığı işi herkesten daha iyi bilir. İhtiyaç duyduğu zaman ilgili üniversiteler, teknik destek almaya, işte sağlıkla ilgili, beslemeyle ilgili, hastalıkla ilgili gider oradan alır. Ben bu kanada e, burada bir kafa karışıklığı olduğu kanaatindeyim. Bu yatırım ortamının iyileştirilmesi cümlesinin biraz kenarında kalıyor gibi bir tereddütüm var. Bununla ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesi için serbest pazar mantığının içselleştirilmesi ve bu serbest pazarın uygulanmasından kaynaklanan eksiler yok mudur? Elbette vardır. Serbest pazar ekonomisini eğer çok iyi düzenleyip denetlemez iseniz vahşi kapitalizm çıkar ortaya. Aynı karma ekonomiyi de iyi evcilleştirmeyip eğer iyi kontrol edemez iseniz komünizm ortaya çıkar. Dolayısıyla biz burada serbest pazar ekonomisinde kamunun düzenleyici ve denetleyici rolünün çok aktif olarak hayata geçmesiyle bu sistemin Türkiye için şu anda mevcut sistemler içerisinde en iyi olduğu kanaatindeyiz. Türk tarımının ve gıda sektörünün en önemli sorunlarından bir tanesi de enflasyon. Bu tabii tüketiciler olarak bizleri de çok yakından etkiliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Meclisi'nin yeni başkanı olarak gıda enflasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu enflasyonun düşmesi için neler yapılmalı? hem bireysel hem de kamusal anlamda hangi tedbirler alınmalı? Şimdiye kadar kamu otoritesinin uygulamaya koyduğu hem kurumlar hem de tabii politikalar etkin şekilde uygulanabilseydi eğer diye düşünüyorum ben. Biz gıda enflasyonunu konuşmazdık. O zaman bu alanlarda bir yetersizlik mi var? Bu soruların cevapları da önümüzdeki dönem için bizler için önemli olacak. Çünkü özellikle Allah göstermesin gıda arzında yaşanan bir düşüklük fiyatları doğrudan etkiliyor ve emtia borsaları malumunuz. Tüm bu konular tüketiciler olarak bizlerin de cebini çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü hane halkı harcamalarının çok büyük bir bölümünü sizin de bildiğiniz gibi biz gıdaya harcıyoruz. Üçte bir hatta bazı aylar üçte birden biraz daha yüksek çıkıyor. Bu sorun nasıl ne zaman çözülür? Şimdi e, tarım ürünlerinin tüketiciyle buluştuğu yerler marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar ve bu gibi yerler. Biz üreticiden tüketiciye işte sofradan, tarladan, çatala böyle bir sürü deyimleri var. E, tarımın bütüncül yaklaşım diye bir ifade vardır. Bu moda deyim derler ama ben çok önemserim onu. Yani topraktaki o gübreden, o tabaktaki e, etin... E, tadına varana kadar dökülen tuz dahil, karabiber dahil işte yanındaki hardal, ketçap dahil bunları tam bir bütün gördüğümüzde tarım ürünlerindeki tarımsal ürün ve gıda ürünleri piyasası izleme komitesi diye bir komite kurulmuştu. Daha sonra gıda komitesi olarak evrildi ve Merkez Bankası sekreter yalısında bu iş gidiyor. Bunun e, yıllara sari baktığımızda pek işe yaramadığını gördük. Yani bizim başımızın belası gıda enflasyonu diyoruz. Toplam sepet içerisindeki gıda ürünlerinin fazlalığından dolayı hep öne çıkıyor. Ben son 44 ayın enflasyon şampiyonlarına işte baktım ay itibariyle birinci, ikinci, üçüncü bizim tarım ürünler, domates, salatalık işte mevsimine göre portakal kayısı. Ama 3 ay sonra en düşen ürünlerin ne olduğunu görmedik. Dolayısıyla enflasyon şampiyonu Tavuk ürünü diyorlar veya bilmem tarım ürünü diyorlar ee, ama 2-3 ay sonra bunun mevsimsel olduğunu, mevsimle birlikte e, düşeceğini ya da yükseleceğini öngörmüyorlar. Dolayısıyla 12 aylık bakmak lazım. Yani Ocak ayından diğer Ocak ayına ne artmış ne azılmış. Tarımsal ürünlerde esas budur. Mevsimsel ürünler bizde çok fazladır. Tarımsal ürünleri e, açıyoruz işte her yılın enflasyon rakamları açıklandı. Bu ayın enflasyon şampiyonu deyince... %90 tarım ürünü çıkıyor. Ama ertesi gün, ertesi ay, ertesi işte birkaç ay sonra en fazla düşen ürün dese o zam şampiyonu olan ürünü göreceksiniz. Emin olabilirsiniz. Dolayısıyla tarım ürünlerinde e, bu gıda enflasyonu denen şeyle hala uğraşıyoruz. Zaten uğraşmaya da devam edeceğiz. Bu neyin sonucudur biliyor musunuz? Gelişmişliğin sonucudur aslında. Gelişmekte olan bir toplumun sonucudur. Nedir asıl neden? Gelişmekten şunu kastediyorum. Tabi o da soru işareti. Gelişmek aslında iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Şimdi ben çocuklarımla konuşurken dikkat edin paranız sağlığınızı bozmasın derim. Dikkat edin paranız sağlığınızı bozmasın. Yani Türk toplumunun üçte biri şu anda obez. Üçte biri şişman, üçte biri de parasızlıktan zayıf. Dolayısıyla yani biz kontrolsüz besleniyoruz. İyi beslendiğimiz söylenemez. Çok şükür biz bu topraklarda kendimize ithalle birlikte yetebiliyoruz. Ama biz bunu kontrolden çıkardık. Yani bu serbest pazarın Türkiye'ye dayattığı olumsuzluklardan bir tanesidir. Body yani vücut e eksiğe gidiyor o anlamda. Eksiye gidiyor derken şişmanlayarak eksiye gidiyor. Sağlığımız bozuluyor. Şimdi gıda fiyatları neden artıyor? Şimdi düşünün yani biz çocukluğumuzda biz gıda ürünlerine neredeyse para vermezdik. Yani evimizde hemen evimizin arkasında çiftliğimiz efendim kümesimiz, işte öbür tarafta yayık, öbür tarafta ayran, yoğurt, işte süt, yumurta, her şey yapılırdı. Ekmek, tandır. Hemen hemen gıda ürünlerine harcadığımız para bizim toplam harcamalarımız içerisinde, aylık harcamalarımız içerisinde çok cüzi olurdu. Kırsaldan kente göçüşle birlikte bu yok oldu. Her bayramlarda, seyranlarda işte bu bayram nerede anamın yemekleri, nerede bizim memleketin şeyleri deriz yani böyle. Bu özlem de vardır. Ama bu özlem kentte yaşamın getirdiği bir e, negatiflik de dememek, do, demek doğru değil aslında. Konvansiyonel üretim dediğimizde bir olumsuz olarak görmek de doğru değil. Bu köyden kente geçişin e, bir sonucudur. Ben geçenlerde bir horoz kestim. İşte kızıma sofraya koyduk horozu biz pilavın üzerinde. Şahane yiyeceğiz. Benim kızım nasıl kokuyor baba bu dedi mesela. Halbuki mis gibi kokuyordu. Ee, bu demek değildir ki bu şu andaki tavuk üretimi olumsuzdur. Orada bir raiha, orada bir koku, yeni bir tat duyusu oluştu gençlikte. Bunları da görmezden gelemeyiz. Piyasa, tarlalar, bağlar, bahçeler böyle aslında girdi maliyetleri ve yem maliyetleri de başta olmak üzere yem ham maddelerinin maliyetleri de ana ekseni alınarak çok güzel bir değerlendirme oldu. Ama burada bitmiyor tabii ki efendim. Yani tarladan, bağdan, bahçeden ya da hayvancılık işletmesinden çıktıktan sonra da maliyetler devam ediyor. Çünkü pek çok ara sektör devreye giriyor e, ve bunlar da tabii bunların maliyetleri de gıda fiyatlarının üzerine e, koyuluyor. Ben son olarak e, bu ara aktörleri yani tarladan e, ya da hayvancılık işletmesinden ürünlerin ham halinin soframıza kadar gelen ki süreçte e, geçtiği işlemlerden kaynaklanan e, maliyetleri ve bunları düzenleyen e, sektörleri bir değerlendirmenizi istiyorum. E, bence e, bu sektörlerde gerçekten e, kanayan yaralar var. E, bunların da tedavi edilmesi gerekiyor. Hangi alandan başlarsınız? Lojistik denen bir şeyi rehabilite etme zorunluluğu var Türkiye'nin. Yani ben bunu üreticiden aldım. Gitti rafta dünyanın parasına geldi dediğinizin tamamı lojistik. Lojistikten neyi kastediyorum? Şimdi bu tarladan, siz bunu ekip, dikip, biçip, siz bunu adam bulamıyorsunuz, işçi. Bir, yani bulsanız bu üründen para kazanacaksınız ki devamlı kadrolu işçiniz olsun, devamlı üretimde bulunan bir ekibiniz olsun. Burada düzenli bir ekibiniz de yok. Bunu yaptınız. Kooperatifçiliği biz maalesef yanlış anladığımız ve üretemediğimiz için, uygulayamadığımız için toplu hareket etme refleksi bizde yok. Yok. Yani bir dönüm yer bulur hemen adam çitle çevirir. Yani öbür birer dönümlerle biz bunu yapalım işte 5 dönüm 10 dönüm yapalım da beraber ekelim diye böyle bir refleks yok. Bunu da e, yok sayamayız. Bu gelişimin, toplumsal gelişimin, yani mülkiyetçilik, mülkiyetçilik o e, beynimizin arkasındaki o mülkiyetçilik kavramının daha henüz ortak hareket etme refleksine evrilmediği kanaatindeyim ben. Daha ona da bir süre lazım. Şimdi hal böyleyken bu e, toplu da hareket etmeyince şimdi alıcının güçsüz satıcının güçlü olduğu piyasa. Yani ekonomi dili işte monopol piyasa, oligopol piyasa denir bu. Dolayısıyla alıcının güçlü olduğu bir piyasa düzeni var. Kim bu? Adam açmış yüzlerce, binlerce market. Geliyor, ben senin ürününü alacağım yıl boyunca şu kadar diyor. Adam da bunu görünce, adamın şimdi hasatta gübresi olacak, tohumu olacak borcu var. Asıl mesele zaten o. Ziraat Bankası'nda çevrilmeyi bekleyen borcu var. Adam ileriyi satın almış. Yani ileriden yemiş. Gelecekten yemiş. Dolayısıyla bu adamların düzenli ve yeterli para kazanmasını sağlayacak sistemin geliştirilmesi. E, bu piyasada yenik düştüğü için üretici diyor ki bunu 1 liradan verelim. Ben ne traktörüyle uğraşırım. Çünkü adam bir traktör gelmiyor. Bir kamyon da gelmiyor onun tarlasına. Dolayısıyla lojistik dediğimiz şey çok büyük maliyet. E, soğuk hava var. Yani soğuk zincir denen bir şey var. Onlar da maliyet. Aslında mesele Türkiye'deki tarımsal ürünlerin yeterince para etmemesi üretici anlamında. Yani şimdi biz markette atıyorum 5 liraya sattığımız bir şeyi biz 1,5 liraya 1 liraya buradan alıyoruz dediğinizde bu 3 lirayı 4 lirayı tüketici kafasında kuramıyor. Şimdi keşke bu 1 liraya 1,5 liraya buradan 2 liraya alsa da burada 4 liraya satılsa. Bu mekanizmayı nasıl geliştireceğiz? Bu 2 lira emin olabilirsiniz. Böyle 2 liraya kazansın. 2-3 yıl sonra üretimini artırmak suretiyle fiyatlar zaten düşecek. Arz, talep. Burada fiyat oluşur. Bu ekonominin kuralıdır. Ben yani yıllardır söylüyoruz, okuduk. Arz artsın. Şu anda Türkiye tamamen serbest pazarla büyüyen yumurta ve tavuk sektöründe bedavaya yumurta ve tavuk yiyor. Bedavaya. Dünya ortalamasında. Neden? Bu sektörde oluştu, kar ettiler, yatırım yaptılar. Üretimi artırdılar, ihracata başladılar. Ve şu anda çok uygun fiyatla Türkiye'ye neredeyse kırmızı etin iki katına varan bir protein veriyorlar beyaz etle. Yumurta daha keza öyle. Beyaz, kırmızı ete yakın protein e, tüketimi var. Yani 15 kilo kırmızı et, 15 kilo neredeyse yumurta var. E, 25-28 kiloyu buldu tavuk eti. E, balık işte 6-7 kilogram civarında. E, bu ürünlerin bu fiyattaki lojistik, lojistiğe bakacağız. Yani lojistik derken de piramidi yani sorunu siz bir piramit olarak görüyorsunuz. Biz bu tabandan başlıyoruz. Tavana gelmeye nefesimiz yetmiyor. Şu piramidi ters çevireceğiz. Piramit dediğim fileye girerken, markette fileye koyarken ki durum. Piramidi ters çevirdik. Tersten başlarsak. Bir, fişte değil mi? Yani gıda enflasyonu dediğiniz şu elimize geliyor ya Z raporundan önce fiş. Burada bir defa bütün gıda ürünlerindeki KDV'nin 8'den 1'e inmesi lazım. Bakın size %7 bir ucuzlama. Biliyorsunuz e, Hazine Maliye Bakanlığımız KDV'lerde, vergilerde indirim yaptı. Gıda ürünlerindeki KDV'nin tamamında yüzde %8 uygulanan KDV'nin bazılarında 18. Bunların bire indirilmesi lazım. Bire indirerek ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir hane halkı düşünün. O hane halkının ortalama gelir seviyesi ne kadar azsa gıdaya verdiği para o kadar fazladır oransal olarak. Harcadığı para içerisinde. Dolayısıyla 8'den ya da 18'den 1'e indirdiğinde siz direkt garibanı desteklemiş oluyorsunuz. Dar gelirli insanları desteklemiş oluyorsunuz. Piramidin tersinde filenin içinde o. Bir. iki Şimdi bu fileye gelmeden evvel nereden aldık biz rafı? Rafta soğuk havadan aldık. Enerji son birkaç yıldır enerji fiyatları çok arttı. Elektrik fiyatları bizim elektriğe benim fabrikada üretime e, ayırdığım paranın çok fazlasını ödüyoruz elektriği, enerji fiyatları. Enerji ve aydın enerji derken genel söylüyorum yani soğutmasından, aydınlatmasından, taşımasından, mazotundan. Bunlarla ilgili. Yani piramidi ters çevirip makarayı geriye çevirerek gıda enflasyonunda ne yapılabilir? Daha kolay yol bulabiliriz. Bunu bir öneri olarak ben sizle paylaşmak isterim. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz, değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştınız. Değerli izleyicilerimiz tarımda bir umut devam ediyor efendim. İkinci konu biraz daha aslına bakacak olursanız yine sektörü değerlendirdik ama özellikle görsellik açısından düşündüğümüzde biraz daha içinizi açacak süs bitkileri, peyzaj sektörünü konuşacağız. Bu sektör de COVID 19 sürecinden ciddi şekilde etkilendi ve yaralar aslında sarılmaya başlandı. Bu dönemde hala sektör büyük bir gayret içerisinde. Aman yaraları saralım ve geçtiğimiz 4-5 aylık dilimde ettiğimiz büyük zararları karşılaya bilelim diye. Efendim Nihat Kadir Daler bizlerle birlikte sektörün önemli isimlerinden bir tanesi e, sağ olsun. Ve biz ilk olarak tabii ki e, bu süreci soracağız kendisine ve ciddi anlamda e, topraktan gelen her şeyin hani e, tarım ürünü olduğu mantığıyla Hareket edebildi mi tüketiciler bu dönemde? Çünkü herkes en başta canının derdine düştü deyim yerindeyse. Süs bitkileri ikinci planda kaldı. Ta ki bir yere kadar. Bakalım Sayın Daler'in görüşleri bu konuda ne yönde? Çok doğru bir şeye değindiniz. Biz üretim yapıyoruz. Tarımın her türlüsü, toprakta yetişen her şey tarımdır bize göre. Bunlar da canlı. Materyal olarak tabi yiyecek olarak olmasa da insanlara sevgi ve mutluluk huzur veren bir yapılar var. Bu korona döneminde biz bunu çok iyi anladık. Çünkü niye anladık? Biz 4 güne ve 5 güne ve hapis halinde kaldığımız zaman biz bir doğanın eve taşınması için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunda da balkonlarımızı, evimizin iç dizaynlarını bir değişik hava yarattık. Bunlar bir kaktüs olabilir bir dış mekan bitkisi açeli olabilir, bir sardunya olabilir veya bir domates biber olabilir. Biz ciddi şekilde bu korona döneminde insanlar bitkinin nasıl bir şekilde yaşadığını anlama çabalarına ulaştılar ve e, koronada mesela biz iki dönem atlattık belki de. Bir Nisan dönemi, Mart dönemi bu çok kötü bir dönemde bizim için. İnsanlarda bunalım, bizde bunalım. E, bu bunalımı biz Nisan 15'ten sonra atlattığımıza inandık. Çünkü insanlar toparlanma dönemine girdi. E, evinde durduğu zaman bitki ihtiyacı hissettiği için bizler de e, bunu karşılama konusunda çok ciddi davrandık. Ve biz bu konuda çok mutlu olduk. Ve tabii pandemi süreci, sektör süreci nasıl başladı, nasıl atlattı, atlatabildi mi, e, ne kadar kar edebildi, edebildi mi, yaralar nasıl sarılmaya çalışılıyor? İkinci olarak bunu soralım. Şimdi tabii burada çok önemli bir şeye değindiniz. Biz 15 Nisan'a kadar Mart arasında ciddi bir bunalıma girdik. Batma noktasında bir seyir izliyordu bizim. Bütün sektördeki üretici arkadaşlarımız, satıcı arkadaşlarımız hepsi bir komple burada bir bunalıma girdik. Ama Mayıs ayına başladığımız zaman bir insanlarda evde durma ve oturma alışkanlığında meşguliyet olarak bir sevgi başladı. Balkonlar, evler hep güzelleşmeye başlayınca tabii biz bunu asgari şekilde... Çok zararda etmedik, çok karda etmedik. Dengeyi bulmaya çalıştık ve bunu hala atlatmaya çalışıyoruz. Sektör olarak çok kar etmedik. Çünkü elimizdeki o ilk yetişen bazı bölgeler çok zarar etti. Antalya, İzmir bölgesi zarar etti. Ama bizler bunalım atlattıktan sonra azami şekilde dengede gittik sadece diyebiliriz. Şu anda ne kardayız ne de zarardayız belki de. Ama sektör bunu değerlendiriyor şu anda. Sonbahara hazırlık yapıyor. Herkes umut var. Önemli olan bu işte umut olmak. Ee, önümüzü görebilmek. Biz mutluyuz. Niye mutluyuz? Çünkü bizim sektörde koronada biz Batman'ın eşinden döndüğümüz için şu anda dengeye yeni yeni oturmaya başladık. İnsanların korkumuzdan evlerine çiçek alsın diye kar oranlarımızı çok düşürdük. Ee, i̇nsanlarımızı işten çıkartmak istemedik. Dengede durmaya çalıştık ve gerçekten de çok zorlandık ama biz yine de şükrediyoruz. İşimizi seviyoruz. Süs bitkileri sektörünün önemli talepleri var. Bunlardan bir tanesi de KDV'nin düşmesiydi ve geçtiğimiz hafta hemen bayramdan önce bu talep gerçekleşti. Ama ne zamana kadar? Yılbaşına kadar. Bakalım sayın Daler neler söyleyecek bu konuda. Şimdi KDV oranı tabi çok ciddi bir rakam. %10 demek fiyatlarda. Bizler zaten küçük miktardaki... Fiyatlarda satıyoruz. 10 lira, 15 lira, 20 liralık bahçe çiçeklerini insanlara sunuyoruz. Bunun üzerine %10 daha koyduğumuz zaman insanlara tabii zorlanıyordu. Çoğu insan KDV aldığı zaman ev müşterisi bunlar. Bir işe yaramadığı için onlara göre şirketler olsa tabii kullanabiliyor bunu belki ama bizim direkt de çok fark ediyor. Ama şu anda Ağustos ayı ölü bir dönem olduğu için biz bunu inşallah Eylül-Ekim ayında e, yansımasını bekliyoruz. Bize Ağustos ayları bizim tatil ayı olduğu için şu anda biraz sektör olarak durgundur bizim işlerimiz. Ama biz umut ediyoruz ki Eylül-Ekim-Kasım bize bunun faydası ciddi olacak ve memnunuz bundan. Gerçekten aslında uzun süreli devam etse çok daha bu konuda devletimize şükranlarımızı ileteceğiz yani. Ama yine de çok teşekkür ediyoruz. Bunu aslında bir e, özel tüketim malzemesi olarak değil de herkesin, insanların ihtiyacı olan doğa yani bunu biz bu korona da çok iyi anlatmamızın sebebi her insanın evinde bir bitkiye, bir çiçeğe ihtiyacı olduğunu ve ona sevgisini vermek gerektiğini anlatmak istedik. Yani bu yaşamın vazgeçilmez bir bitkisi yani bir çiçek artık yazı, hani insanlar yaşamında var. Kaçamayız bundan yani. Sektörün en önemli konularından bir tanesi de yerli ve milli çeşitlerin, bitkilerin kullanılması millet bahçelerinde belediyelerin kamu kurumlarının peyzaj çalışmalarında o yol kenarlarındaki çalışmalarda yerli ve milli bitki kullanım oranının e, artması gerekiyor. Sektör temsilcileri de bu konuda sürekli ilgilileri otoriteyi uyarıyor. Şimdi bizler e, üreticiler olarak e, zor durumda olduğumuzu söyledik. E, bizim bu İzmir, Ödemiş, e, Antalya Bursa tarafındaki ciddi üreticilerimiz var. Bizler istiyoruz ki e, ithal bitkilerdeki büyük ağaçlı bitkilerin biraz daha yerli üretimde bize verilmesini, millet bahçeleri olsun, diğer parklar olsun, belediyelerimizde e, yerli üreticimizi, yani Türkiye'deki şu anda euronun ve doların çok arttığı bir dönemde bizim mallarımızın dikilmesini tavsiye ediyoruz. E, devletimizden ve büyüklerimizden bunu istiyoruz. E, bir son zamanda bayağı oldu bu işler sahin büyüklerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ama daha fazla olursa ülke kalkınmamıza daha fayda olacağına inanıyoruz ve teşekkür ediyoruz hepsine. Ağustos ayını yavaş yavaş bitiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hangi bitkiler özellikle evlerde, salonlarda, iç ve dış mekanlarda kullanılmalı Kadir Bey? Eylül ayı geçiş bir noktası olduğu için şu anda evin içinde çok güzel orkidelerin tam zamanı serinliği çok seviyor orkideler. Ev için orkidelerimiz var. Bunların yanında orkidelerin değişik cinsleri, işte daha midi orkideler dediğimiz daha uzun dayanan. Bir orkidenin çiçeği 6 ay dayanabiliyor. 3 ay ile 6 ay. İri çiçekler 3 ay. Midi çiçekler dediğimiz 6 ay dayanabiliyor. Dış mekanda e, vinkalarımız var. 3 e, ay 4 ay daha kışa kadar devam eder. Kasım patımız başlıyor. ilk partilerimiz başladı. Erkenci partilerimiz. E, zinyalarımız var dış mekanda. Evin içinde de yine yeşil bitkiler her daim ekebiliriz. Her türlü yugasından, dereni sanasından, mesengenasına kadar. Ve bir de ithal bitkilerimiz var. Bunlar da değişik yapıda da. Ama bizim favori malımız şu anda e, suyu az tüketen kaktüs. Yani en çok sevdiğimiz bitki kaktüs ve bakımı az ve insanları yormayan bir bitki. E, suyunu da unutsanız, tatile de gitseniz kaktüs sizi hiç unutmuyor. 15 gün sonra da gelseniz su verseniz kaktüsünüz yine yaşıyor. Ve e, ciddi de bir talebi var artık kaktüslerin. Bunları kullanabiliriz yani. Sayın Nihat Kadirdaler çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Güzel görüntüler eşliğinde bize sektörü şöyle kısaca anlattınız. Bir fotoğraf çektiniz efendim. Umarız faydalı olduk tüm sektöre ve izleyicilerimize ve tabii ki süs bitkilerinin tüketicilerine. Değerli izleyicilerimiz böylelikle bu haftada Tarımda Bir Umut programını noktalıyoruz efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Neşeniz bol olsun, ürününüz bereketli olsun. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.